Sayın Hatip konuşmasında ne var diyeceğiz bu? Ne olduğunu bir öğreneyim efendim. Komisyonda ifade ettiğimiz hususlar konusunda hocam gel. Yanıltıcı bilgi verdi. Efendim. Bu, yanıltıcı bilgi verdi. Bunları düzeltmek istiyorum. Hangi konu? Muhalefet dedi. Muhalefet dedi. Ya nesi yok? Adam, bir dakika müsaade eder misiniz sayın milletvekilleri? Muhalefet dedi. Dershanedeki öğretmenlerin milli eğitime aktarılması konusunda bu konuya karşı çıktılar. İşte atanamayan öğretmenler var diyerek onların hukuklarını çiğniyorlar şeklinde ifade de bulundu. Bu doğru değildir. Biz dedik ki ben orada söyledim bunları beyefendi. Açığa tutanaklara bakarsanız onu görürsünüz. Siz komisyon üyesi olarak yanıltıcı bilgi verdiğini söylüyorsunuz. Bunu düzeltmek istiyorum. Buyurun düzeltin. Ama ona atfen söylemiş. Çok rica ederim düzeltsin. Bir zarar yok buyurunuz. Ölmezsin. İki dakika anlatayım ne demek istediğimizi. Canınız çıkmasın. 20 dakika burada yanılttı. 2 dakika düzelteceğiz diyorsunuz ki şudur budur. Şimdi devam ediniz lütfen. Bakın şimdi aynen ifadelerim şudur. Sayın Bakan da burada. Sayın Komisyon Başkanı da burada. Aynen şu cümleleri kullandık. Dershanelerdeki birikimi, deneyimi ve değerleri milli eğitim sisteminin içerisine dahil edilmesi milli eğitimin bir kazancıdır dedik. Nokta. 2. Dedik ki bu dershanedeki öğretmenlerin tamamını alamayacağınıza göre burada bir kısmı da alınamayacak. Bunların arasında da bir huzursuzluk çıkacak. Bunu da dikkate almak gerekir dedik. 2. 3. Bunları yani dershanedekileri sınavsız bir biçimde yalnız bir mülakatla aldığımızda bir izafi durum ortaya çıkacak. Bir indilik ortaya çıkacak. Buna dikkat etmek gerekir dedik. 3. Sonra da arkasından dedik ki bunları aldığınızda diğer taraftan milli eğitime atanamayan olarak bekleyen binlerce 300 bin civarındaki öğretmenin de bu konuda itirazları olacak ve bu konuda hareketlenmeler olabilir. Bunu da dikkate almak gerekir dedik. Fakat siz diyorsunuz ki bize burada işte muhalefet orada özel okullarda dershanelerdeki öğretmenlerin alınmasına karşı çıkıyor. Buna şu veya bu biçimde direniş gösteriyor sırf muhalefet yapmak için. Böyle bir şey yok. Muhalefet sağduyuyu davet etmiştir. Aklı selimi davet etmiştir. Aynı şekilde hata yapmayalım. Bütünsel olarak bakalım. Herkesin ortak çıkarları doğrultusunda haksızlık olmasın diye katkı vermeye sağladık. Fakat saptırdın. Bunu düzeltmek istedim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Yeniçeri. Konu anlaşıldı.